Kosova ordusunda Bayraktar TB2 sihaları dönemi başladı. Kosova Başbakanı Albin Kurti Türkiye'den teslim alınan TB2'lerin fotoğraflarını ilk kez paylaştı. Kosova artık daha güvenli dedi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 siyaları artık Balkan ülkesi Kosova'yı da koruyacak. Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'den teslim alınan TB2'lerin fotoğraflarını ilk kez paylaştı. Fotoğrafların altında Kosova daha güvenli ve her zaman gururlu notunu düştü. Kurti, TB2'leri kullanacak personelin eğitimlerinin tamamlandığını da duyurdu. Hepsini tebrik etti. Kosova Başbakanı Türkiye'den kaç tane siyah satın alındığını ya da ne kadar ödeme yapıldığını paylaşmadı. Kosova ve Baykar siyahlar için 2022'de el sıkıştı. Kosova basını Mayıs ayında 5 bayraktar TB2'nin teslim alındığını öne sürmüştü. Teslimat Kurti'nin paylaşımıyla resmiyet kazandı. TB2'ler artık Kosova ordusunun envanterinde göreve hazır. Bayraktar TB2 Siyalar, 2. Karabağ Savaşı'nda oynadığı kritik rol ve Ukrayna Savaşı'nda gösterdiği başarılarla adını tüm dünyaya duyurdu. Şimdiye kadar 28 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Polonya geçen yıl Türkiye'den insansız hava aracı alan ilk Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülke oldu. Romanya Nisan ayında 321 milyon dolar değerinde 18 adet Bayraktar TB2 satın alacağını duyurdu. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Türk yapımı insansız hava araçlarının çok yakında hizmete gireceğini açıklamıştı.